Teşekkürler, çok sağ ol. Ay! Aman. Şimdi başlayacak, yerime oturayım ben. Çok güzel konserde, konser öncesi. Ben yerime oturdum. Pardon. Dedim her şeyim tamam, elimi tutmuştum, bütün bir dünya yalan, yüzümü güldüren sendin. Gecem özüden geç kaldı, işte sırf bu yüzden. Kırmızın üstü tozlanmış, ötik bir çarşafla güzel gün tozlanmış. Bana baktığın zaman bakıp dağılır. Ay, benim aşktan gördüğüm elinde erip söndü. Geç kaldı. Almış hadi sizde. Aşkımızın üstü tozlanmış. Aşkımızın üstü tozlanmış. Geçmiş olaylar mazide kalmış. En yükseği istiyorum. Aşkımızın üstü tozlanmış. Bir tane daha. Tamam mı? Güzel mi? Evet. Abiler ne var ne yok? İyi misiniz? İyisin abi. Çok iyisin. Teşekkür ederiz. Hazırız. Başlayalım o zaman. Birazdan sahne alacaksınız. Olsan Bey söz sizde. Evet. İstanbul'da uzun zamandır konser yapmıyorduk. Hatta az önce de bilgisini aldım. Galiba bayağı da doluymuş. O yüzden çok heyecanlıyım İstanbullularla buluşmayı. Vallahi merak ediyorum. Çok güzel bir sahne burası. Uzun zamandır burada sahneye çıkmak istiyordum. Fırsat olmamıştı. Bu akşam o akşam çok enteresan şeyler hazırladım onlara. Umuyorum herkes çok eğlenecek. Bakalım. Ne sürprizler var peki hazırladınız? Vallahi böyle çok büyük sürprizler yok. Ama akışta benimle ilgili sürprizler var. Güzel sohbetler edeceğim seyirciyle. Çünkü normal konserlerde çok fazla böyle bir şeyler anlatmaya, bir şeyler paylaşmaya karşılıklı fırsatımız olmuyor. Bu sahne ona çok müsait bir sahne. O yüzden böyle sadece şarkı değil biraz güzel, gerçek sohbetler de olacak. Bakalım, merak ediyorum. Gelen seyircilerden bir tanesi tabii ki de Demet Hanım. Onunla da bir diyalog olacak mı, sohbet olacak mı sahneden? Olur zaten. Yani Demet Hanım o ki gelmiş bizi izlemeye.
çok mutluyum. Ayrıca onun için de ekstra heyecanlıyım. O zaten biliyor, daha önce dinledi ama ben o her geldiğinde ekstra heyecanlanıyor. Aşk Beni Yendi. O Demet Hanım'a söyleyecek misiniz o parçayı, single'ınızı? Söyleyeceğiz, hatta o şarkıyla çıkacağız. Açılışımız o şarkı. Heyecanlıyım. Hayırlı olsun diyelim parçadan. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok kısa şeyi de sormak istiyoruz. Röportaj verdiniz YouTube kanalına. Özellikle Aşk Beni Yendi çok pozitif hissettiriyor bana dediniz. Evet. O röportajınızdan birazcık bahseder misiniz? Sonunda da o obje konusuna değineceğim aslında. Ya Hakan zaten hem çok yakın arkadaşım hem de çok sevdiğim bir gazeteci. Onunla röportaj yapmak çok keyifli. Ya evet, şarkının hikayesini sordu. Ben de şarkının hikayesini anlattım. Kime yazıldığından, hikayesinden az çok bahsettim. Hakikaten hayatımın güzel, pozitif, enerjik, neşeli bir dönemindeyim. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah ilelebet böyle olsun. Tek temennim o. Aynı olarak da, bir yolcu olarak da evde bulunacaksınız tamamıyla. Kendisini size yansıttı, güzelliği yansıttı arkadaşlar. Yani duyguları güzel. Ya bizim bütün duygularımız karşılıklı. Zaten bence bir aşkta, bir ilişkide en önemli olan şey de bu. Bütün duyguların, saygının, sevginin karşılıklı olması. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. İnşallah çok güzel, uzun, sevgi dolu, aşk dolu bir yolumuz olsun. Düğün tarihi açıklanırken aslında bir Tarkan göndermesi de vardı. Çok fazla konuşuldu diye. Evet, çok fazla konuşuldu. Çok soruldu filan. Ya çok sorulmadı da bir tarih açıklamakla ilgili kendimizi artık şey hissediyorduk. Netlendiği günde zaten orada söyledik. İnşallah 26 Ağustos'ta evleniyoruz. Biz olarak da Tarkan gelmesin. Ne mutlu oluruz. Ben kendisinin en büyük hayranlarından biriyim. Bakalım kısmet. Yani Tarkan çok değerli bir isim. En az onun kadar değerli bir sürü müzisyen arkadaşımız, oyuncu arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız düğünde bizlerle olacak. Biz de o gün için çok heyecanlıyız. Son olarak da Eser Bey'e röportaj yaptık. Berfa Hanım da yanındaydı. O baklava mevzusunu Eser Bey'e sorduk. O bir evlensin de ondan sonra göreceğim. Evet. Konuştuğum bütün evli arkadaşlarım öyle söylüyor. Evlendikten sonra görürüm baklavaları diye. Bakalım, korumaya çalışacağız. Korumaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Bay bay. Osman Bey bu konu.